Sonra çok Bir araya diğeri girmeyeceğim de söyleyeceğim. Bir Ziegler. nedir? Ziegler teorisi var bir de. Sigel. Bu Ziegler'de bir yine batılı bir, zaten doğudan çok fazla böyle şeyler çıkmıyor. Batılılar birçok şeyini halletmiş oluyor herhalde. Boş zamanları var. Oturup düşünüyorlar mı bilmiyorum ki nasıl bir şey. Neyse biz ekmek derdindeyiz, böyle şeyleri düşünecek durumumuz yok. Ziegler de diyor ki ben diyor şeye inanıyorum diyor. Bu tabii profesör bir Ziegler, yani öyle sokaktaki Ziegler değil. Ziegler ben diyor uzaylılara inanmıyorum diyor. Bunun bir beyin durumu, bir halüsinasyon, bir optik yanılma olmadığını düşünüyorum diyor. Ziegler'in bu teorisi çok eski tabii. Ben 40'lar 50'lerden bahsediyorum. Kafam da eski benim. Tabii bunlar gelişti ama kökenini bilmek lazım. Bunun üzerine inşa edilmiş bir ufoloji var. Bir bilim dalı, bir ilim dalı daha doğrusu, öyle diyelim. İlim mi bilim Haliyle mi hocam? kendi için. Efendim? İlim mi bilim mi? Bilim dalı. Batı'da bilim dalı. Ama ben ilim tarafını da çok doğru buluyorum. İlim boyutunu da yani spirit ufoloji kavramı çerçevesinde değerli buluyorum. Bunları ikisini ayırmakta fayda var. Yani görünen, yani nesnel bir dünya dışı zeki yaşamdan bahsediyoruz. Bununla ilgili çok veri var, çok ispat var. Ama bunların bizim bu sanal dünyamızda ne kadar gerçek kısmı da bizim dünyamızı sorgulamaya da itiyor. Teorilerden bir tanesi de bu zaten. Diyor ki öyle bir oyun alanındayız ki buradaki her şey zaten bir gölgeden ibaret diyor. Bir sanal simülasyon diyor. Bu simülasyon da bir yazılımı gerektiriyor diyor. Bu yazılımı da bu abiler, bu zeki yaşam yapmış olabilir diyor. Ki bilim kurgu filmlerinde birçok değerli bilim kurgu filminde bu yazılımla ilgili güzel ipuçları alırsınız. Mesela aklıma şey geldi, 13. Kat filmi geldi. Evet. Çok beğenirim onu. Onu da öneririm. Bu arada biz böyle her konuşmamızda güzel filmler öneriyoruz. Ufuk açıcı oluyordur dilerim, isterim. 13. kat, evet severim. Şeyde Interstellar'ı mı konuşmuştuk zaman bükülmesi konusunda? Ondan da bahsetmiştik O galiba. Interstellar. Bir de ne vardı? Yine uzay yolu filmlerinden bir tanesinde vardı bu simülasyon. Bir yazılım var. Bu yazılımda bir grup insan yaşıyor ama aralarında dolaşan uzaylıları görmüyorlar. Yani perdelenmiş bir şeydi. Bir gözlem istasyonundan o kent gözlemleniyor. Uzaylı canlılar aralarında dolaşıyor ama insanlar o uzaylı canlıları görmüyordu. Niye Sanal bir yaratılmış. durumundalar? Matrix'in ilk örneklerinden bir tanesidir. Uzay Yolu dizi serilerinden bir tanesinde var. Çok beğenerek izlemiştim ama şu an ismini hatırlamıyorum. Matrix'e ilham kaynağı olmuştur. Aslında Matrix'in az önce Truman Show dedik ya, bir anlamda Evet. zaten bir benzerlik var. Yani yaşadığı Evet. dünyanın Evet. gerçekliğinin sorgulanması. Hı. Değil mi? Bir anlamda Truman Show da benzer bir şey işaret ediyor aslında. Bire Birçok bir. Birisi hangi çok görüş? somut, birisi sembolik. Yani bunlar bizim Evet. algımızla ilgili. Yani uzaylılara inanma inanma şöyle bir yola evrildi belli bir zamandan sonra sanki. Bu farklı işte hani biraz abartı, biraz zorlama canlıların aramızda geziyor olması çok ikna edici değildi belki. Şu daha ikna, hani şöyle bir şey küstahça biz tabii insanoğlunun bu Estağfurullah. bencilliği, küstahlığı şans veririz ya da vermeyiz birinin hayatta olmasına, olmamasına. Mesela hani gözle gördüğümüz hani canlılar için de geçerli. Bu hayvanlara ya şans tanırız ya tanımayız. İşte erkek kadına, kadın erkeğe ya şans tanır ya o kadar küstahızdır. Şimdi uzaylılar var mı yok mu? Daha çok başka boyuttan canlılar deyince orada bir durdu sanki. Ha, o zaman gücünün yetmediği bir şeyi orada tamam o zaman bir dakika bir şans verebilirim. Şimdi ikna olabilirim diye bir dinlemeye başladı uzaylılar meselesini. Yani ha, tamam Yani konu ortak içine biraz iptalim mor teknoloji bu girdi. demek olabilir. İnanç boyutunda da böyle Tabii. bir açıklama getirebildi. Sonra şey de çıktı üstelik. Kutsal kitaplarda bunun karşılığını görmeye başlayınca da ikna olunmaya başlandı. Hep bir boyuttan, hep bir kapıdan, hep bir sırdan, hep bir perdeden, hep bir mühürden bahseder kadim öğretilerin tamamı. Haliyle geri planda başka bir şey var mı endişesi? Biraz da son yıllarda, son 15-20 yılda bu gelişmeyi çok takip edebiliyorum.
çok mutlu oluyorum. Beyin konusunda ciddi aşama kaydetti Yok. dünya. Beynin fonksiyonları, onun katmanları, onun dünyayı, evreni algılayış biçimi, kendini algılayış biçimi, kendi dışındaki canlı kavramını deşifre etmesi, algılaması, kendi dışında Evet. bir gerçeklik var mı kısmı etkileyici yerlere geldi. Neyse bu Ziegel şey diyor, bir optik yanılsama değil diyor, şey de değil diyor, halüsinasyon da değil diyor. Bunun somut bir şey olduğuna inanıyorum ama diyor, zeki yaşam konusunda bir iz görmedim diyor. Zeki olabilir ama diyor, burayla münasebetleri yok diyor. Yani temasları yok diyor. Bunun için enerjiyi kullanıyorlar diyor. Tabii günümüzde artık teknoloji çok ilerledi. Malzeme, görsel malzeme, yani kayıt yapan malzeme sayısı çok fazla olunca haliyle bu teorilerde değişmeye başladı ama dünyanın enerji partiküllerini kullandığı, atmosferin belli bölümlerinde plazmalar oluşturduğu, bu plazmaların da daha sonraki temas için ya da insanı ya da dünyayı araştırmak için kullanıldığı. Bu fikre çok sıcak bakıyorum. Ben bu teoriyi destekleyenlerden biriyim. Çünkü eminim eğer ufolojiye ilginiz varsa ve bununla ilgili bir deneyim yaşadıysanız, birçoğunuz ışık deneyimi görmüştür, yaşamıştır ki plazmalar şeklinde hareket eder. Yani nesnel değildir. Işık topları şeklinde hareket eder. Birçok rapor geçmişte bana geldi. Odamın içine kadar girdi, ışıl ışıl parlıyordu, farklı renklerdeydi diyen yüzler var. Onlar değil, yüzlerce insan var. Bence o telefonum düştü. Olsun, yüzünüz görünüyor. Yani bir Ha. enerji, enerjiden bahsediyoruz. Evet, bu teori, Ziegel teorisi diyor ki bu mühürlenmiş uygarlık, dünyaya müdahale etmeyen, daha doğrusu bu hayvanat bahçesi teorisinin de devamı şeklinde. Yani diyor ki nesnel bir temastan kaçınılıyor ama dünyanın enerjisini kullanarak, yani işte bu enerji de bilinmeyen bir enerji, daha henüz çözülmedi. Plazmalar şeklinde hareket ediyor. Bir temas kuruyor. Yani seçiyor, buluyor, konuşuyor. İnsanlarla temas ediyor. Veya araştırma yapıyor diyor. Ziegel bunu böyle diyor. Ben bu da sıcak baktığım teorilerden. Yani Fermi paradoksunun devamında görebileceğimiz bir teori bu. Başka var mı? Dobronarov var. Dobronarov. Dobronarov bir Rus araştırmacı. Dobronarov da diyor ki, bu da bana sıcak gelen teorilerden biri. Dobronarov eğer diyor bir uzaylıdan söz edeceksek diyor, bunlar geçmişte tam da Fermi yasası, Fermi paradoksuna uygun bir açılım sağlıyor. Onun için Fermi'yi en öne aldım ki birbiriyle ilişkilendirelim diye. Diyor ki geçmişte bizi ziyaret ettiler diyor. Şu an bizi gözlüyorlar mı, gözlemiyorlar mı kısmında yorum yapmıyor ama gelecekte de gelecekler diyor. Bu da enteresan bir durum. Bu teoriyi de ben sıcak bakıyorum. Eğer gerçekten geçmişte geldiler ve ziyaret ettilerse ki bunun izlerini görüyorum. İlla bunun dünya dışı olması gerekmiyor. Dünyevi bir zeki yaşamdan da bahsedebiliriz. Ben bu konuya çok sıcak bakıyorum. Çünkü uzaylı kavramı ile ilgili bir zaman yolculuğunu da düşünüyorum. Bir zaman yolculuğu olduğu fikrini de düşünüyorum. Haliyle gelecekten torunlarımız bizi ziyarete geliyor olabilir. Haliyle buraya müdahale etmiyorlar. Çünkü beni değiştirdiklerinde kendi değişecek endişesiyle, bu da bir başka yasa. Haliyle eğer buraya müdahale ederlerse, müdahale etmeme nedenlerinden bir tanesinin bu olduğu savunuluyor. Müdahale ederlerse kendi geleceklerini, kendi dünyalarını etkilemiş olacaklar. Kırılma yapmamak Bununla da için ilgili, bildiğimiz geçmişe gidilirse veya geleceğe evet, gidilirse geleceği değiştirmemek için. ha, Bununla ilgili çok güzel değiştirmemek filmler için. var. Netflix'te çok güzel bir dizi var, şu an ismini hatırlamıyorum. Geçmişten, gelecekten gelip buradaki büyük olaylara müdahale ediyorlar. O büyük olayların gelecekteki bir takım kabusları engellemesi için yapıyorlar Hangisi, ama bu da Dark ciddi değil bir mi? paradoks. En son Dark'tı da. Efendim? Dark mı? Dark da öyle, Dark da öyle. Şey, bir tane de böyle grup olarak hareket eden var. Visitors diye isim geliyor ama
Ziyaretçiler mi acaba bilmiyorum, tam hatırlayamadım. Hatırlayan, izleyenler varsa yazsınlar. Evet. YouTube'dan, Şeyde YouTube'dan Netflix, bakın. evet Netflix'te çok keyifli bir diziydi, bitti ama. Yani prodüksiyonu zayıf olduğu için bitti. Biraz zengin bir film olsaydı belki devam ederdi. Ben de onları yakalıyorum özellikle. Gidiyorum Portekiz dizisi yakalıyorum filan. Yani onları Evet. tırtıklamayı daha çok seviyorum. Evet. Bu günümüz ufolojisinin çok önemli bir mihenk teorisi. Haliyle diyor ki geçmişte de ziyaret ettiler bizi, gelecekte de gelecekler. Ha, bu da bir beklenti yaratıyor. Bu yine benim yabancılaşma miti dediğim spirit ufoloji kapsamında çok saygı görmediğim ama teoriler kapsamında saygı gördüğüm, duyduğum bir teori. Bir arayıcı, bir kurtarıcı, bizi götürecek olan aydın bilge keşişi bekliyoruz hali. Yani bir kurtarıcı. Bu sürekli mesaj geliyor ve telefonu titreştiriyor bizim yayında olduğumuzu Rahatsız etme bilmeyen bir modunu aldınız arkadaşımın mı? Rahatsız etme olması. modunu alıyorum ben. Hocam biraz Aldığım uzak zaman şey birbirine tablet ama travel mı dizi? Öyle görüyorum sanki. Traveler. Travel. Travelers. Ha. Çok güzel. Tamam, Evet, benim bağımlı Traveler. büyük harfli Güzel. yazınca onu seçti gözüm. Travelers. Tabii, tamam. Evet, onu da öneriyorum. Yazdım O ben da tamam. bu zaman yolculuğunu çok iyi anlatır. Yani torunlarımızın gelip bizimle uğraşması kısmı fikri benim ufoloji yaklaşımıma daha sıcak, daha yakın öyle diyelim. İzleyicimiz de Back to Bu the Future Dobranoroğlu'dan yaptı. Back sonra to da the Future'ın hakkını yememek lazım ama şimdi onun ayrı ya bir yeri var. evet, çok popüler olduğu için kaynattık arada ama Back to the Future 4 Evet, serisi gerçekten. filmin hatta o zamanlar şey vardı, video kasetleri kiralanırdı. Back Ya. to the Future 1 aldım. Ertesi gün gittim bir kadıncağız var orada tezgahta, dedim bunun ikincisini de alabilir miyim? Ben zannediyorum bunlar böyle peş peşe çıkıyor. Saf Murat İrfan. Neyse 10 Ha, yıl iyi sonra Murat çıktı ikinci. İrfan o yüzden. Bizim Hababam Sulusu Evet ben Temizi diye adeta böyle bir insan enerjisini yükselten böyle sıcak bir filmdir. Şimdi iki tanesi var ya Netflix ara ara ben de şöyle başından sonuna izlemesem de bir onun enerjisini almak için bir izliyorum yani. Çatlak profesörleri belki o yüzden seviyoruz biz. evet. Allah'tan ben saçımı tarayarak çıkıyorum yani. Estağfurullah. Neyse ki akademik kariyer yapmadım. Profesörlere saygı duyuyorum. O işin ayrı bir tarafı ama. Estağfurullah. Bugün öğrencilerim şey dedi. Sevdiğimiz bilim insanımız, evet profesör. Bugün öğrencilerim hocam dediler ya ne zaman emekli oluyorsunuz? Niye dedim ya o kadar yaşlı mıyım? Bu sene birinci sınıfları aldım işte. 4 sene beraberiz dedim. 4 yıl daha beraberiz. Sevindiler. Ne kadar güzel hocam. Harikalar sizin Dedim için. hoca değilim. Hoca değilim kavramını daha çözemediler. İzleyen varsa bilmiyorum ama hoca olmak gerçekten akademik bir kariyerdir. Saygı duyarım. O bir titirdir. O bir kademdir, kıdemdir, pırpırdır. Çok güzel bir şeydir. Ben görevliyim. Adım öğretim görevlisi. Görevimi yaparım, evime gelirim. Evet, bir üçüncü teori de Makarov. Yine Rusların bu konuda çok Dobra, ciddi temelleri var. Dobra, ne demiştiniz? Makarov. Bu üçüncüsünü Dobranorov dememiş miydik? Dobranov şey diyor, tekrar gelecekler diyor. Ben Ha, bu tamam. ziyaretçilerin ziyaret ettiklerini düşünüyorum diyor. Ve bu ziyaretin tekrar gerçekleşeceğine inanıyor. Ve bunu iddia ediyor. Makarov da diyor ki zeka evrenseldir diyor. Bunu diyor biraz daha şey bakıyor, spirit bakıyor, ruhsal bakıyor. Biraz gelenekçi bakıyor Makarov. Zeka evrenseldir, evrenin her yerinde vardır. İlla bir bedene, illa bir şekle girmek zorunda değil diyor. Ve böyle bir ilişki gelecekte olmak zorunda değil diyor. Yani böyle bir beklentiye girmeyin diyor. Bir mesih beklentisine girmeyin diyor. Sizi kurtaracak bir şey Bir gelmeyecek diyor. kurtarıcı Belki yok, de değil mi? Makarov kendi içinde şu da yaşıyor olabilir. Bizim uzaylı olduğumuz kavramı üzerinden de gidiyor olabilir. Şimdi burada bir O zaman zeki çelişkiye, varlıklar çatışmaya olmuyor düşelim. muyuz hocam? Geliştirelim. Pardon. O zaman zeki varlıklar biz mi oluyoruz? Evet, biz zeki varlıklardan beslenmiş, tohumlanmış canlılar olabiliyoruz ki bu yine teorilerin en teorilerden bir tanesidir. Primatların bir zeki yaşam tarafından gen havuzunda kodlandığı,
Yani ne denir ona? Şekillendirildiği, bir evrasyona tabi tutulduğu. Ki Mısır mitlerinde, Sümer mitlerinde, kadim mitlerde bu türün işçi olarak çalıştırıldığı ve daha sonrasında bu türün dünyaya bırakılıp gidildiği miti de vardır. İnsanın kökenindeki büyük travmayı anlatır. Terk edilmiş travması. Yani Tanrı'dan kopmak, anneden kopmak, yalnızlaşmak ve dünyada yalnız olmak, atılmak. Kutsal metinlerin birçoğunda bir Luz ülkesinden, bir cennet ülkesinden, bir sır ülkesinden bahsedilir. Bu ülke bir boyut kapısıdır. Dünyada da olabilir. Teoriye göre bir başka evrende de olabilir. Ama görünmeyen bir evrendir. Mutlular ülkesidir, sonsuzlar ülkesidir, ölümsüzler ülkesidir. Siz buradan kovulmuşsunuzdur. Bir hata yapmışsınızdır. Bir günah işlemişsinizdir. Büyük günah adıyla anılan. Bunun bir başka versiyonu da siz temizsinizdir, arısınızdır, dupturusunuzdur. Dünyaya geldiğinizde kirlenirsiniz. Burada temizlenmeye çalışırsınız. İki teori. Haliyle bunlar da yine bu ufoloji, kozmik ufoloji ya da kadim ufoloji konusunun başlıklarından sayılabilir. Yine oradan buradan hani kutsal melekeden falan bahsedince, melakiden bahsedince, bilgiden bahsedince Agrest teorisi var bir tane. Agrest'te tüm ufolojik fenomenleri kutsala bağlıyor. Bu da önemli bir teori. Tüm kutsal kitapları, tüm ilahi kahramanları ve görünen görünmeyen güçleri hepsinin bir uzaylı zeki konsorsiyum tarafından planlandığını düşünüyor ve bunların kendi içinde bir kıdemi olduğunu, bu kıdem çerçevesinde insanla temas kurduğunu söylüyor. Tüm görevlilerin nebi, veli türü canlıların görevli olduğunu söylüyor. Bu Agres teorisi de ilginç, bunu da bilmekte fayda var. Haliyle bu da çok spekülatif bir yere doğru götürür konuyu. O zaman da hemen İsa'nın bir uzay gemisiyle alındığı fikrini de burada anlatmaya çalışıyor aslında. Hani ölmedi, yükseldi, götürüldüğü kavramı. Tüm geçmiş kadim öğretilerde ölümsüzlüğü anlatması bakımından, tekrar gelecek denilmesi bakımından bir zeki yaşam fikrini savunuyor Agrest. Onun devamında yeni çağ düşünürlerinden, yazarlarından Erich von Däniken de tanışma fırsatım oldu. Hiç uzaylı görmemiş, hiç UFO görmemiş ama o da bu teoriyi destekleyenlerden. Bu kadim astronotlar teorisi diye geçer kendi içinde. Ya da ne denir ona? Kadim astronotlar, yeni astronot, arkeolojik astronot ya da işte öyle diyelim. Kadim astronotlar teorisi geçmişte bizi ziyaret etmiş ve bizim dini temellerimizi, disturlarımızı, ahlaki kısımlarımızı, defterlerimizi dürümüş bir uygarlıktan söz eder. Bu yeni dönem temsilcilerinden bir tanesi de Erich von Däniken ve Zekeriya Sitchin. Bu iki 12 gezegen kitabını yazan iki popüler yazar, araştırmacı bu fikri savunuyorlar. Geçmişte bir zeki dünya dışı yaşamın dünyayı rehabilite ettiği, hatta bu rehabilitasyon sırasında insanın gen nomuyla oynandığı, onun gelişiminin sağlandığı ama tam bir insan olamadığı, işte tam da programın başında söylediğimiz öz farkındalığı ile ilgili sorunun olması, depresif, agresif, hırçın, kavgacı, savaşçı, taraftar bir hal aldığını gösteriyor. Gösteriyor mu? Gösteriyor. Yani bir defolu ürün durumu var. Kutsal kitaplar her ne kadar bunun ruhsal gelişim için gerekli olduğunu savunsa da dışarıdan bir göz baktığında, bir üçüncü göz baktığında dünyaya en çok zarar veren, kendi nesline, kendi türüne de en çok zarar veren canlı olarak gözüküyor. Açık konuşmak lazım. Birbirini gırtlaklayan, kesen, böyle kafa atan, böyle bir şeyler gibi görünüyoruz, değil Yani mi? tefek eden insan öldüren ya da işte bilmiyorum. Girmeyelim o konuya. Zaten kendimizi sevmiyoruz, iyice karamsarlaşmayalım.